Mutfağa bakabilir miyim Zuhal Hanım? Hayır. Hayır. Niye yani, görmüyor musun? Sordum salonda kayınvalidesi İmmiyan Hanım ben izin vermiyorum dedi. Gelinimize sordum girebilirler dedi. Ben geline soracağım o zaman. Tamam sor. Şimdi marulun göbeğinden çorbamın üzerine koyacağım. Şöyle az bir şey hani görüntü amaçlı. Neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Tamam da ben izin vermiyorum. Akdere başlarının ecdadı. Bu avukatlarınız. Aynen. Aynen. Yanlış. Yani. Avukat değil bu. Gizlediğiniz sosyetik bir şey de değil. Bu oyuncu. Zaten şovu dün yaptı. Bu oyuncu. Bu evet. Sosyetik de değil. Avukat da değil. Dünkü verdiği puan oyuncu o. Bir saniye. Neden? Dünkü zaten dünkü puanıma evet. Ben evde gittim bunun şeyini yaptım. Kritiğini yaptım. Evet. Çok da üzüldüm. Ah şimdi evet. Hadi bakalım. Neden üzüldüm? Hadi bakalım. Bakın şimdi çünkü ben çayımı oyuncu. Yanımda getirdim. Efendim? Burada çay alındı mı bilmiyorum. Evet, ha, alındıysa mesele yok. Ben yanımda getirdim. Yok biz aldık. Alındıysa ama dünkü gittim o çay olayı ve benim boğazım hala acıyor. Dün burada i̇şte sizin yanınızda da yutamadım ya. Vicdanın seni rahat bırakmadı. Vicdanım puanım. Evet puanım yüksek gitti. Ben ona çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ya. Şimdi mi söylüyorsunuz evet, bunu? Evet bunu şimdi söylüyorum. Dana gerdan çorbası. Çok lezzetli oldu. Bademini koyalım. Evet. Şöyle marulunu hemen koyuyorum. Bir de Zuhan Hanım hani yok. Üç gündür konuşuyorum ya. Çok konuşuyor, çok şov yapıyor. Şov yapan belli oldu. Öyle demeyelim fakat şimdi kesinlikle. Ben hanımlara bir şey demeyeceğim. Çünkü haklılar tepkilerinde. Fakat şimdi size ben söyledim. Kayınvalideler söylediler. Evet, bu konuşuldu, üzerine tartışıldı. Herhalde siz gelininizden tepki görünce... Görünce gelin. Yani bu sizin pişmanlığınız değil, gelinize tepkisi mi? Gelin de söyledi. Dedi anne böyle böyle bile bile dedi. Sen kızım dedim. Oldu yani bir, evet. Oldu bir, yani mi? Evet. Biliyorsunuz evet. Değil mi? Burada bir puanla kaybediyorlar tabii, yarışmayı. Aynen, evet. Anne neden böyle yaptın dedi. Mutfağa bakacağım. Hayır, ben bakmanızı istemiyorum. Ama izin verdiğinizi duydum. Hayır, sizin... mutfağım biraz dağınık. Görmenizi istemiyorum. Niye, kendinize mi güvenmiyorsunuz? Güveniyorum ama göstermek istemiyorum. İstemiyorum. Ama anne. İzin verdiğinizi duydum. Demek ki bayağı dağıtmışsınız. O yüzden izin vermiyorsunuz. Yok dağıttıysam ne olacak ki yani dağıttım. Yemek yapıyorum. Olsun ama dünkü de yemek yapmıştı. Hamurlar, etler karışmıştı. Olabilir. Lahmacunlar şekli şemali değişmişti. İçim rahatım. Buyurun öyle bakın. Hani hiç şekli şemali değişen bir şey yok. Ben bakacağım. Buyurun zaten. Bakın o zaman. Ha izin veriyor Figen. Buyurun. Buyurun siz de yaşayacaksınız. Aynı şeyleri kesinlikle buyurun bakın. Kesinlikle yaşayacağım bundan da. Aynen. Ona göre konuşursunuz. Ona göre yaparsınız eleştirinizi. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Ne zannediyorsunuz yani, Figen önce karşı çıktı şimdi buyurun bakın dedi anlamadım. Yok şeyi sokmadı daha bekliyordu o da istemedi. Hala macunlar evet, daha pişmedi. Sıcak olsun dedi evet. Ha anladım. Yani. Buyurun bakın dedi bizim şimdi öyle de bilmiyorum. Hamurumuz mamurumuz döküldü bir şey yapmıyor. Da, hayır daha o da bakıyor. Olabilir. Zaten daha zor yetiştirilmiş. Evet yani zor yetiştiriliyor tabii. Hayır orada bakıyor yani. Gelip yani burada söylüyor. O yani. Bayağı dağınık çalışmışsınız. Evet. Bu ne peki? Hangisi? İç mi kaldı? Evet, o iç kaldı. Dolmanın içi kaldı. Vallahi aşçı olduğunuza göre 29 yıllık evlisiniz ama bayağı evet. Dağınık çalışmışsınız. Olabilir. Aşçılığınızla dağınık çalışmam hamur da kalmış, iç de kalmış. Kaldı, onlar fazla çünkü. Kalabilir. Neden? Ne bileyim, bayağı dağınık. Kalmaması mı gerekiyor? Yok, kalmaması lazım çünkü neden? Evinizin ayarını bilmeniz lazım. Ben ayarını biliyorum, yapacağım kadarını yaptım. Tavuk da kalmış, yapılmamış. Hayır, o servis esnasında kızaracak. Bu kadar küçük mü yaptınız evet, o kadar küçük yaptım. Buyurun buyurun. Mutfağa bu kadar girip de bakmanın bir anlamı... Kimisi evet. Takıntılıdır. Ben takıntı. Restoranlara da bakıyorum diyor. Dışarıda yemek yediğim yerlerin de mutfağına giriyorum diyor. Nasıl izin veriyorum? Kimse diyor. Sokmaz yani mutfağa. Valla bence de. Evet, şey, açık mutfak yerler var görüyorsunuz. Evet. Kimisi de buyur eder, o da ayrı. Aynen. Bazı yerler var tur yaptırıyorlar, o da bambaşka bir konu tabii artık tamam, o da yok da. Tamam ama dün yani... İzin de olmadan ille gireceğim. Bir de daha kızartmamışsınız tavuklarınızı. Evet, servis esnasında kızartacağım. Salatamız da iç, sapıyla mapıyla hep girmiş vallahi yemeğe. 29 yıllık yenim bu kadar olabilir. Bir de aşçıymış. Ne yapıyor Aynur Hanım mutfakta? Mutfağı kontrol ediyor. Ha, teftiş. Etsin, evet. Bir de 29 yıllık evli. Aşçı, hamurumuz orada, içimiz kalmış. Tamam yeni pişirecek. Ama biz yapmadık ki daha. Ondan sonra tavuklar küçük kızartılmamış. Evet, biz kızartmadık, sıcak servis gelsin. Ha, bekleyeceğiz yani. Bekleyin. İkide bir sesleneceğiz geliyor. Aynur Hanım. Niye sesleniyorsun? Önüne gelmezse konuş. Lütfen. Umarım bekletmezsiniz o zaman. Umarım bekletmezsiniz. Bekletsin inşallah. Yani. Ne yok?
Aşağım yok. Aynur Hanım'dan başka konuşan yok masada. 29 yıllık evlisiniz de falan da filan da. 50 senelik evli olan var ama bir lokma yemeği yapamayan var. Ne alaka? Ne oldu gördü de? Öyle çok konuşanları gördük biz bu programda. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ben çok güleceğim onlara. Bir gelsinler yarışsınlar. Buradaki mutfağın atmosferini bir görsünler. Ben o zaman kayınvalideme diyeceğim ki yani o yüklenebildiğin kadar yüklen. Benim kayınvalidem de sizin gününüzde girecek diyeceğim. Hamurlar duruyor. Zuhal Hanım baya baya fazla duru yapılmış. Ne fazla yapılmış? İç fazla yapılmış. İki çeşit iç yapılmış ama fazla. Lahmacun içi mi? Herhalde bir lahmacun içi bir de dolma içi mi? Baya fazla durmuş orada. Dolma var. Tokat yaprağında evet, dolma evet, var ya. Evet. Ama o içler fazla yapılmış. Yani elinin evet, ayağını bilmesi lazım bir aşçı olarak. Yani fazla yapılmış diye yani şey olmuyor ki tamam. Sana bir zararı var mı onun? Herkes sen niye bir iç yapıyorsun fazladan fazla dolmanı? Fazla iç yapmışsın da hanım. Benim elim çok bol Zühal Hanım. Oh! Evet. İşte buna gelince elimiz bol diyoruz. Hakikaten kendisi hiç mi zaman bir şey benim de elim bol o zaman yapıp atayım bir kenara. Niye elimiz bol diye. Niye atsın canım? Onlar hepsi yapılacak mı şimdi? Hayır. O hepsi yapılacak mı o içler? Ya işleri yapmış ama onun şey yapmış. Ama malzeme girmiş içine. Kalanı, baharat yapalım. Girmiş ben içine. Ben sularınızı müsaadenizle doldurayım. Sular doluyorum orada. İsim koyayım. Bu eli ben bol değil. Bu müsrif demek. Ne hiç demek? Alayım. Eli bol değil müsrif demek. Müsrif mi? Evet. Figen'e mi diyorsunuz? Kalkalım şöyle. Hani diyor ya elim boldur. Alakası yok. Tamam kalkalım biz alalım. Ne yapsaydım peki? Peki Aynur Hanım. Canım aşçı buyurun. Olduğunuz için isim. Bu aşçılığımı biraz. İsminizi öğrenebilir miyim? Figen. Figen Hanım. Buyurun. Aşçı olduğunuz için kaç tane lahmacun yapacağınız zaman ona göre etinizi, malzemenizi ayarlayabilirdiniz. Ben alabilir miyim? Size getiriyorum pardon. Hemen peki bunları konuşuruz sırasıyla. Hadi bakalım buyurun afiyet olsun. Marullu, efendim söylüyorum kavrulmuş bademli gerdan çorbası programımıza ilk kez içiliyor. Afiyet olsun. Ne olursa olsun benim gelinim 21 yaşında, 29 yıllık gelinleri gördük. Gene de yani ne olursa olsun ama ben mutfağa takarım. Gerçekten. Dün gittim lahmacunlar zaten hamuruyla yoğrulmuş, oraya atılmış, diğer şekli şemali değişmiş. Bugünkü gelin leğen leğen doldurmuş içi dolma harcı, yok lahmacun harcı hepsi orada kaldı. Yazık değil mi? Böyle mi 29 yıllık evlisin, böyle mi aşçısın? Kaç kişi ne kadar yapacak, kaç miktarda yapacak bilmesi gerekiyor. Lahmacunlarımız yanmasın. Lahmacunlarımız olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.